Değerli katılımcılarımız, ikinci oturumla karşınızdayız. Şimdi Mustafa Kalafat hocamız konuşmasıyla bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Davet için teşekkürler öncelikle. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Dilerseniz Güzeldi. başlayabiliriz. Okey. Bugünkü konumuz Einstein uzayları, tipistorlar ve kara deliklerin geometrisi konusunda genel bir konuşma olacak. Ben Mustafa Kalafat. Öncelikle kısa bir geometri araştırma alanlarından bahsedeceğim. Geometrici matematikçiler hangi konularda araştırma yapıyorlar şu anda yeni bulunan konular hakkında? Soru 1. Günümüzde geometri araştırma yapan matematikçiler hangi konularda araştırmalar yapıyor? Bu soruya ne yapmadığını ilk önce söyleyeceğiz. Sonra ne yapacaklarını biraz sonra bahsedeceğiz. Neler yapılmıyor? Ne yapılmıyor? İlk orta ve lise eğitimindeki geometri konuları açı, üçgen, işte bazı okullarda uzay geometriye kadar varan dersler konusunda çalışılmıyor. 2. Geometri profesörleri 5 kilometrelik, 10 kilometrelik, 20 kilometre dev üçgenlerle, dev açılarla falan uğraşmıyorlar. Böyle bir şey de yok. Hatta bir kısım lise öğrencileri böyle çok zor açı üçgen problemleri çözmekte, sentetik geometride problem çözücü olarak geometri ve topoloji profesöründen çok daha hızlı ve çabuk çözebilirler bu problemleri. Sinüs, kosinüs. Evet. İkinci sorumuz, matematik rakamlar ve numaralar mı demektir? Veya matematik formül mü demektir? Veya bunlardan mı ibarettir? Yine cevabımız, hayır. Matematik rakam, numara ve sayı demek değildir. Fikir ve düşünceler topluluğudur. Bunların bir kısmı rakamlarla ifade edilebilir. Ama büyük çoğunluğu ifade edilemez. Literatürde içinde hiç rakam sayı barındırmayan bir sürü matematik makalesi var. Pek çok matematik makalesinde de 0, 1, eksi 1 harici sayı bulamazsınız. 1 bölü 2, o kadar. Yani buraya yazmamışım. Sinüs kosinüsten bir ibarettir. Yani sinüs kosinüs de olmayabilir matematik makalelerinde. Evet, şimdi gelelim geometriye. Bugünkü konumuz. Esas anlatmak istediklerimizi anlatmadan önce birkaç ufak giriş konusundan bahsedeceğiz. İlk konumuz eğrilik. Bir telin, bir eğrinin eğriliğinin hesabı hakkında. Yani bir boyutta eğrilik deyince aklımıza tel geliyor. Bir telin düzlemdeki bir telin eğriliği nasıl tarif edilir? Nasıl tarif edilir? Hangi noktada bakmak istiyorsanız o noktaya en uygun çemberi çiziyorsunuz ve o çemberin yarıçapı ne kadar büyükse sizin eğriliğiniz o kadar az olur. Yarıçapı ne kadar küçükse o kadar sizin teliniz eğri demektir. O yüzden buna dayanarak eğriliği 1 bölü yarıçap olarak tanımlıyoruz. 1 bölü r. Elimizdeki resimde görebilirsiniz. 3 tane nokta aldık, ideal nokta. Bir tanesi şu ilk baştaki en aşağıdaki nokta, giriş noktası. P1 noktası. Bu P1 noktası etrafında doğruya benziyor. Elimizdeki tel doğru olduğu için doğru diyoruz, işte sonsuz yarıçaplı bir çember gibi düşünebilirsiniz. O zaman 1 bölü sonsuz eşittir 0. Yani bu noktadaki eğrilik 0 olarak düşünüyoruz. Şu ikinci noktamız şu ortadaki nokta. Bu noktanın etrafında da bir çember çizdiğiniz zaman burada yaklaşık 5 santimetre diye ölçmüşüz. O zaman 1 bölü 5 0,2 ediyor. Eğrimiz aşağıdan yukarı doğru giderken sağ tarafı pozitif, sol tarafı da negatif olarak kabul ederseniz bu da negatif yönde bir eğrilik oldu. O yüzden eksi 0,2 diyoruz buna. Üçüncü örnek noktamız da sonlardaki bir nokta. Burada kıvrımlar var telimizde. Buraya da ölçmüşüz. 1 santimetre çıkmış yarıçapı teğet çemberin. Bu da 1 bölü 1, 1'miş. Yani burada 3 farklı eğrilik aynı doğruda görebilirsiniz. 0, eksi 1 bölü, eksi 0,2 ve 1 gibi. Yani birinci boyutta eğrilik böyle. Uzay eğrilerinde biraz daha farklı. Oraya artık girmiyorum. Siz bakabilirsiniz. Ama yine buna benzer bir mantık. İki boyutta eğrilik. Bu da bize yabancı değil.
Aslında işte, diferansiyel ve integral hesap derslerinde gördüğünüz ikinci türev testi bir eğrilik hesabıdır. Bu pek bahsedilmez. Bahsetmeyiz. Yüzey z eşittir fx y şeklinde bir fonksiyon grafiği olarak verilirse bunun eğriliği, eğrilik formülü f'in ikinci türeviyle f'in x'e göre ikinci türevi, f'in x y'ye göre ikinci türevin çarpımı eksi f'in x ve y'ye göre türevlerin karesi bölü 1 artı f'nin x'e göre türevinin karesi artı f'nin y'ye göre türevinin karesinin karesi. Yani genel eğrilik formülü böyle bir grafikle verilen yüzeyin, bir grafiğin iki değişkenli. Eğer kritik noktadaysanız, eğer kritik noktayı hatırlayın, f'in x'e göre ve y'ye göre türevi sıfır olan noktaydı. O zaman fayda kayboluyor. Ne kalıyor size? Sadece bu determinant elinize kalıyor. Yani ikinci türev testinde de bize verilen kısım burasıydı. Bu determinant. Diyoruz ki bu determinant pozitifse, yani eğriliğimiz pozitifse, noktanın etrafı küresel. Yani tepeseldir. Bu nokta fonksiyonun kritik noktası ise doğal olarak yukarı bakıyorsa minimum, aşağı bakıyorsa da yerel maksimum. Yerel maksimum minimum olmak zorunda. Eğrilik negatifse noktanın etrafı hiperbolik düzleme benziyor. Yani eğer veya sele yüzeyi dediğimiz, yani pileli şekilde. Bu durumda fonksiyonun kritik noktasında, bu kritik noktada lokal ekstremum olamaz. Yani pozitif minimum veya maksimum olmamalıdır. Çünkü yukarı giden de bir eğri ve aşağı giden de bir eğri bulmak mümkün. Maksimum ve minimum yapan eğriler bulmak mümkün. O yüzden lokal maksimum minimum olamaz. Olamayacağı kesin. Eğrilik sıfırsa bu durumda noktanın etrafı 3 tip olabilir. Küresel, hiperbolik veya düzlemsel olabilir. Bu 3 ihtimal de mümkün olduğu için burada kesin bir hüküm verilemez. Yani o sıradaki fonksiyonun durumu ile ilgili sadece genel bir, bu determinanttan bir şey çıkartamazsınız. Yani bu eğrilikten çıkartamazsınız. Gauss eğriliği. Evet. Yani resimde de gördüğünüz gibi ilk resimde bu hiperbolik bir eğri. Eğer veya sele yüzeyi, eğer veya sele yüzeyi gibi bir şey. Ya burada her noktada lokal fonksiyon olsaydı, bunu yatay olarak koyduğunuz zaman lokal maksimum bunun olmamak zorunda. İkincisi silindir. Yani bu taraftakiler minimum, karşı taraftakileri maksimum olarak düşünebilirsiniz. Bu silindiri açabilirsiniz. Y eşittir x şeklinde. Ne maksimum ne minimum da olabilir. Yani üç tip olgu buradan el çıkarmak mümkün. Yani o yüzden kararsızlık, burada bir verisizlik var ikinci durumda. Son durumda da aşağıdaki noktalar lokal minimum, yukarıdakiler lokal maksimum gibi. Yani bunun her noktası bu kürenin kritik nokta haline dönüştürdüğün zaman, yatay bir teğet, teğetin yatay hale getirdiğiniz zaman ya lokal maksimum ya da lokal minimum olmak zorundadır. Yani ikinci türev testi aslında bizim için bir eğrilik hesabıydı. Evet, şimdi gelelim yüksek boyutlarda eğrilik kavramı nasıl oluyor? Yüksek boyutlarda önceki boyutları genelleyeceğiz ama biraz daha farklılaşacak. Öncelikle yüksek boyutlarda ne üzerinde çalışıyoruz? Ona bir bakalım. Yüksek boyutlarda manifold olarak adlandırdığımız uzay, yüksek boyutlardaki yüzeylere verilmiş. Yani uzayın lokal olarak, bunun tanımı lokal olarak bir tepsi olması. Yani dünyanın eskiden zanneden tepsi modeli burada hala geçerli. Yani her noktanın etrafı tepsi şeklinde olursa, tepsileri birbirine yapıştırdığın zaman işte bir yüzey oluşuyor. Tepsiler tabii Rn, M, N boyutlu öklüd uzay oluyor n'inci boyutta. N boyutlu öklüd uzayları yapıştırarak yüzeyler elde ediyorsunuz. Yani bu yüzeyler üzerine çalışıyoruz. Bu yüzeylerin üzerine Riemann metriği koymamız gerekiyor. Bu ne demek? Manifoldun üzerinde uzunluk, açı, hacim gibi hesapları yapmaya yarayan tanjant uzayında tanımlı bir iç çarpım. Yani iki vektör alıp siz arasındaki ikisinin çarpımını, iç çarpımını veren bir fonksiyon veya vektörlerin boyunu veren bir fonksiyon diye düşünebilirsiniz. Vektörlerin boyunu öğrendikten sonra
eğrilerin boyunu ölçebilirsiniz. Eğrilerin hız vektörlerinin integralini alarak eğrilerin uzunluğunu ölçersiniz. Eğrilerin uzunluğunu ölçtükten sonra onları minimize ederek uzaklıkları tanımlarsınız. Açıları da kosinüs teoremiyle tanımlarsınız. Yani kosinüsünü bularak tabii iç çarpımdan dolayı. Yani size vektörlerin boyları verildiği zaman açı ve uzunlukları hepsini tanımlamak mümkün. Bu ikiliye manifold ile metrik Riemann metrini birleştirdiğiniz zaman bu ikiliye Riemann manifoldu diyoruz. Evet, yani eğriliklere baktığımız ortam burası. Bir Riemann manifolduğunda bakıyoruz. Şimdi burada en az üç tip eğrilik çeşidinden bahsedeceğiz. Birincisi kesişsel eğrilik. Bu tanjant uzayının içindeki düzlemlere karşılık gelen eğriliği biz kesişsel eğrilik diyoruz. Düzlemler bir tanjant uzayındaki üst boyutlardayız tabii şu anda. Bir sürü düzlem var içerisinde. Herhangi bir düzlemi alıp onu üstel spreyle sıkıyorsunuz. Yani o boyda o yönde jeodezikler üzerinden giderek bir yüzey oluşuyor manifoldunuzun içinde. Bu yüzeyin Gauss eğriliğini biliyoruz zaten. Önceden hesaplama yöntemini söyledik. Bu yüzeyin Gauss eğriliğini kesişsel eğrilik diyoruz. O kesit. Yani bunun hesabı da şöyle, kısaca geçeyim. Hesabı Riemann tansörü diye bir dört değişken alan bir form var elimizde. Bu form şöyle tarif ediliyor. Rx, y, z, t dört tane alıyor. Bu Rx, y, z onu da altta tarif edeceğiz. Vektörü t'yi iç çarparak elde ediliyor. Rx, y'de li türevler ile bu şekilde elde ediliyor. Burada bir konneksiyon var tabii. Konneksiyonun tarifi de metrikten yapılıyor. Yani burası bu tarifleri standart kitaplarda bulabilirsiniz. Tanjant uzayındaki bir düzlem sigma ise, bunun normal bazı uv ise, bu nasıl bulunuyor? Yani mekanik olarak bulmanın yöntemi. Buranın içerisine bu uv bazları yerleştiriyorsunuz. Uv, uv şeklinde. O zaman size bu sec diye yazdığımız kesişsel eğrilik, sectional İngilizcesi, kesişsel eğriliği veriyor. Hesabı da özet olarak bu şekilde. İkinci tip eğrilimiz Ricci eğriliği. Bu eğrilikte bir vektör yönündeki bir vektör yönündeki eğriliklerin ortalaması. Bu nasıl oluyor? Yani bir vektör alıyorsunuz. Tanjant uzayında bir sürü vektör var. Bu vektör yönündeki bu vektör yönündeki düzlemleri alıyorsunuz, kesitleri yani. Onların kesitsel eğriliklerine bakıp onun averajını alıyorsunuz. Bu nasıl olur? Bu averaj, yani ortalama bir baz alıp n-1'e bölebilirsiniz veya olabilecek bütün ortogonal bütünlüğündeki bütün birim vektörleri alırsanız bunlar da bir n-2 boyutu bir küre eder. Bu küre üzerinde entegre edersiniz. Bunu da volümüne, hacmine bölerseniz ortalamasını almış olursunuz. Yani o yöndeki ortalama. Yani Ricci eğriliği bir vektörün yönündeki ortalama demek. Yani bir noktada bir sürü Ricci eğriliği var. Çünkü bir noktada bir sürü vektör var. Her yönde bir Ricci eğriliği var. Evet. Burada bir kısa bir basit bir tanım var. Sabit Ricci eğrilikli manifoldlara Einstein manifold adı veriyoruz. Sabit Ricci eğrilikli. Buna bir daha birazdan tekrar geleceğiz. Einstein konusuna geçtiğimiz zaman. Aklımızın bir tarafında bulunsun. Bugün bahsedeceğim son eğrilik çeşidi skaler eğrilik. Skaler eğrilik de manifold üzerinde bir fonksiyona denk geliyor. Niye? Çünkü tanımı bir noktadaki bütün eğriliklerin ortalaması. O yüzden size bir sayı veriyor. Her noktada bir sayı veriyor. Bu en basit eğrilik çeşidi. Tabii yüzeyde bu Gauss eğriliğine eşit oluyor. Yani hepsinin genellemesi. Yani bu ortalamayı isterseniz kesişsel eğriliklerin ortalaması olarak alabilirsiniz. İsterseniz o noktadaki bütün vektörler yönündeki Ricci eğriliklerin ortalaması olarak da alabilirsiniz. Yani averaj yani yine bu Ricci eğriliklerini alırsanız bu n-1 boyutlu küre kadar Ricci eğriliği var. Onun üzerinde integre edin bütün Ricci eğriliklerini. Bir de o kürenin hacmine bölün mesela örneğin. Yani burada yazmamışım. Grassmann manifoldunda da ortalama alabilirsiniz. Grassmann manifoldu kadar kesişsel eğrilik var. Onu Grassmann manifoldunun hacmine bölerek de o noktadaki skaleriyle elde edebilirsiniz. Teorik olarak. Pratikte pek yapmazsak da.
Evet. Üçüncü konumuza geldik. Einstein alan denklemleri. 10, 20, 30, 7. Evet, tamam, herhalde ya, hızlı gitmiyoruz. Einstein alan denklemleri. Evet, Einstein alan denklemleri nelerdir? Meşhur Einstein'ın en çok meşhur olduğu konu Einstein alan denklemleri. Bir sürü şey yaptı tabii ki. Matematik. Genel relativiteyi, özel relativiteyi matematikselleştirmesi Einstein'ın en büyük katkısı. Onu da yapış yönteminden bir tanesi bu olacak. En önemlisi de diyebiliriz hatta. Yani Einstein alan denklemi nasıl bir şey? Az önce bahsettiğimiz eğriliklerin bir kombinasyonuyla elde edilen bir şey. Şöyle, Ricci eğriliği eksi 1 bölü 2 skaler eğrilik çarpı Riemann metri eşittir T diye bir form. Burada bilinmeyenler G ve T, yani Riemann metri ve T. T dediğimiz maddenin stres enerji momentum tansörü. Yani gravitasyonel alanın kaynağı. Yani ortamla ilgili bir bilgi. T. Yani siz mesela vakumdaysanız o zaman T sıfır oluyor mesela. Çünkü ortamda hiçbir gravitasyon, enerji, momentum hiçbir şey yok. O yüzden T mesela sıfır oluyor vakumda. Şimdi bu denklemde her iki tarafın izin aldığınız zaman bunlar iki değişkenli. Yani bunu matrise dönüştürebilirsiniz baz aldığınız zaman. Bunların izin alabilirsiniz. İzin aldığınız zaman sol tarafın izi skaler eğriliğin negatifi çıkıyor. Sağ tarafın izi ise yani T'nin izi çıkıyor tabii ki. Vakumda T sıfır olduğu için burada skaler eğrilik sıfır. Şimdi vakumda skaler eğrilik sıfır. T de sıfır olunca Ricci eğriliği de sıfır. Yani Einstein alan denklemi Ricci eşittir sıfır. Ricci düz veya Ricci'nin sıfır olması denklemine indirgeniyor. Böyle bir durumda. Vakumda. Şimdi Einstein tabii bu noktaya gelmeden önce soru da geldi. O soruyu da cevaplamış olacağız. Kozmolojik sabitten bahsediyor soruda. Evet, oraya geliyoruz. Tarihsel olarak 1915'te alan denklemi bir ek terim içeriyordu aslında. Buna gama demişler. Gama kozmolojik sabit. Bu kainatı statik tutabilmek için gerekliydi. Yani oynamayan statik sabit bir kainat modeli, evren modeli. O zaman bu alan denklemi şu şekildeydi. Ricci eksi 1 bölü 2 Rg az öncekinin aynısı artı yani az önceki denklemin aynısı sadece burada lambda çarpı g diye ekstradan bir terim var. Ekstra bir terim var. Kozmolojik sabit içeren. Buna EAK dedim o yüzden. Einstein alan denklemi kozmolojik sabitli. EAK. Einstein yola bununla başlıyor aslında. Bu denklemle başlıyor. Az önce bahsettiğimizden başlamıyor. Bununla başlıyor. Bununla başladıktan sonra 1931 yılında ilginç bir gelişme oluyor. Edwin Hubble Hubble teleskobuyla, kendi teleskobuyla evrenin genişlediğini gözlemliyor ve ispat ediyor yani. İlk defa bunu yapan Hubble. Hubble bunu yapınca bu evrenin genişlemesi için bu gama sabiti bu genişlemeyi durduran bir sabit. Gama sabitini atmak gerekiyor böyle bir durumda. Yani Einstein denklemden bu gama sabiti çıkarmak zorunda kalıyor. Kozmolojik sabiti. Yani ve şu sözü söylüyor. İşte hayatımın en büyük hatası. Sözümü söylediği yer bu nokta. Tabii günümüzde biz kozmolojik tam genel durumları da inceleyebilmek için bizim evreni her ne kadar modellememiş olsa da kozmolojik sabiti de ilave ederek tam genel halini kullanıyoruz matematikçiler ve fizikçiler. Yani gamayı da biz ilave ediyoruz buraya. En genel hali olsun diye teorik çalışmalarda. Einstein'ı o noktada biraz kurtarmış oluyoruz. En büyük hatasında. Bu kozmolojik sabitli denklemin de vakumdaki hali ne olur? Yine aynı şekilde traceleri alarak buradan bulabilirsiniz. Vakumdaki halinde Ricci eşittir. Lambda çarpı G. Yani bir metrin bir sabit katı oluyor. Bunu sağlayan çözümleri de Einstein metrik diyoruz. Bu denklem Ricci eğriliğinin sabit olmasını gerektiriyor ve Ricci eğriliğinin sabit olması da buna denk oluyor. Yani az önce bahsettiğimiz, tanımladığımız Einstein metrik, Einstein manifoldu tanımıyla bu tanım birbirinin eşdeğeri. Yani bu formülü yazarak
bu formülü yazmak giriş eğriliğinin sabit olduğuna denk. Yani iki yönden Einstein manifolduna bu şekilde ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Şöyle basayım. Tamamdır. Okay, gravitasyonel instantanlar. Bundan bahsetmeyeceğim. Şimdi gelelim çözümlerine. Az önceki denklemin çözümlerine. Şimdi Einstein bu denklemi yazdıktan sonra ilginç bir çözüm ilk başta bulunamıyor. Daha sonrasında 1916'da Karl Schwarzschild Alman ordusuna çarpışırken şimdi artık Schwarzschild metri dediğimiz çözümü buluyor ilk defa. Yani adamlar savaş esnasında neler bulmuş? Biz oturduğumuz yerden bazen bir şey bulamıyoruz yani. Takdire şayan. Bu Einstein alan denklemlerin ilk sıfırdan farklı ilk çözümü. Yani bu küresel simetrili vakum çözümü kozmolojik sabit objenin dışındaki elektrik yükü açısal momentumu sıfır haldeki bir çözüm. Yani bu çözüm Güneş ve Dünya dahil yavaş dönen astronomik cisimler olan çoğu yıldız ve gezegen için iyi bir model. Kara delikler için de tabii bahsediliyor fakat onunla ilgili daha yeni bir metrikten bahsedeceğiz birazdan. Daha başka bir çözümden bahsedeceğiz. Bu da tabii kara delikler için bahsedilebiliyor. Yani formülü dt karenin katsayısı 1 eksi 2m bölü r eksi dr kare bölü 1 eksi 2m bölü r eksi r kare çarpı kürenin metriği burada. Bu çözümün orijindeki eğriliği sonsuza gidiyor ve patlıyor orijine giderken. Orijine yaklaştıkça eğrilik sonsuza gidiyor. Yani o yarıçap 1 bölü r sonsuza gidiyor ve patlıyor. O yüzden orijinde singularitesi olan bir metrik. Bir çözüm. Yani burada temsili bir görüntüsünü veriyoruz. Flam paraboloidi ile modellenmiş olay ufku. Yani bu bir boyut düşürülerek bir kesit dalarak çizilen bir resim. Şöyle bakın işte bunu isterseniz kara delik olarak da düşünün veya dünyanın yer çekimi olarak falan düşünün. İşte şu dönemine yaklaşıp içine düşüyorlar. Şurada kırmızı olarak olay ufku dediğimiz şey artık maddenin son noktası. Yani bu madde buraya geçerse bu dibe düşmek zorunda. Bu singularity'ye düşmek zorunda. Yani bunun dışındaysa düşmeyebilir. Fakat bunu geçtikten sonra bu o çizgiye verilen isim olay ufku. Evet. İkinci bahsedeceğim için bir sürü tabii sonradan çözümleri bulunuyor. 1963'te ben şu olan birkaç tanesini aldım burada. 1963'te Royker tarafından Kerr kara delik metriği başka bir çözümü. Bu yüksüz dönel kara deliği modelliyor. Daha sonra Kerr-Newman metriyle de yüklü dönel kara deliğe genellenmiş. Bunun formülü biraz daha karışık. İlk terimler benzeşiyor. Sonradan tabii burada karışık terimler var. DT-DFi terimi gibi mesela mix karışık bir terim var. Yani birer terim eklenmiş bakın burada ikinci, üçüncü dereceden terimler eklenmiş. Az öncekinin biraz daha genel bir genel değmeyiz tabii ki de yani daha karışık bir hali. Yakın zamanda gözlenip fotoğrafı çekilen kara deliğin modelleyen, en yakın modelleyen metriğin bu olduğunu bana söyledi fizikçi bir arkadaş. Evet. Gözlemlenen ilk kara delik 2019. Astronomlar olay ufku teleskopunu kullanarak Event Horizon teleskop ilk kara delik fotoğrafını çektiler 2019 yılında. Bu M87 galaksisinin merkezinde yatan kara delik sarı renkli halka Güneş'in 6,5 milyar katı çekim kuvveti oluşturan kara deliğin ışığı kırması sonucu oluşan görüntü arkadaşlar. Fotoğrafı görmüşsünüzdür. Yani bundan öncesinde kara delikler teorik olarak mümkündü fakat pratikte yani orada var olduğu sanılıyor falan gibi böyle. Yani olduğu tam ispatlanmamıştı. Yani hem ispatlanıp hem işte onunla ilgili bir fotoğraf oluşturulması 2019 tarihinde oldu. Onun öncesinde yani olması gerektiğini az sonra bahsedeceğim. Olması gerektiğini ispatlayanlar var. Matematiksel fizikçilerde. Fakat tam gözlemlemesi 2019'a dek uzanıyor. Şimdi başka bir çözüm. Bu çözüm tabii biraz Einstein alan denkleminin biraz genel hali. Genelleştirilmiş Einstein denklemi sağlayan bir çözüm.
Einstein sağlayan da versiyonları olması gerekir diye düşünün. Solucan deliği metriği. Yani bu şekilde gördüğümüz bu çözüm diğer gezegen, kara delik, paralel evren vesaire gibi uzayları yapıştırma işlevi gören bir çözüm. Bu da Einstein alanı denkleminin genel halini sağlıyor. Biraz genelleştirilmiş halini sağlıyor ve aynısını sağlayan denklemi kendisini sağlayan çözümler de vardır. Solucan deliği. Solucan deliği metrikleri bir sürü var. Ben burada bir tanesini seçtim size. Bu seçtiğim LeBron'un kullandığı versiyon. Bu seçtiğim Riemann, yani Öklid işaretli. Evet, pozitif definit işaretli olan. Lorentz'in değil yani. Az önceki kara delikleri bununla yapıştıramazsınız aslında. Biraz modifiye solucan delikleriyle yapıştırmanız daha uygun. Ben burada bunu yani kendiniz çizebilirsiniz şeklini veya matematikle çizdirebilirsiniz. Yani 2, 3, 4, 2 değişken atın. Yani bir kesitine bakalım diye. Kolay olsun diye. Sonuçta simetrik bir şey. 1 artı epsilon bölü vektörün normunun karesi çarpı Öklid metriği. Yani en basit bulabileceğiniz en basit solucan deliği metriği. Bu R4'ten orijini çıkarttın. Orada tanımı. R4 orijinde tanımı değil. Bakın burası şu terim çünkü sıfır oluyor. 1 bölü 0 oluyor. Belirsiz. Epsilon bölü 0 oluyor. Öklidsel bir solucan deliği. 1 artı epsilon bölü x'in normu fonksiyonu, harmonik fonksiyonu olduğundan dolayı bu zaten konformal düz, lokal konform, global konformal düz. Aynı zamanda bu harmonistikten dolayı da skaler düz. Yani bu da genelleştirilmiş Einstein denklemini sağladığını bize gösteriyor. Referans olarak LeBron'un makalesinde tanıtımı var. Bu da arkada referanslar bölümünde görebilirsiniz. Birazdan çıkacak. Ben onun versiyonunu kullanmayı tercih ettim. En basit. Yani burada x3 ve x4 değişkenlerini atın. Yani x1, x2 yapın. Hatta x1 yapın istiyorsanız. Yani elinizle kağıtlarda çize çize nasıl bir şekil olduğunu görebilirsiniz. Beceremezseniz matematikle, maple'ı vererek şu şekli oluşturmaya çalışın. Elinizi anlamaya çalışın. Yani en basit solucan metriği bu. Evet, yani teorik olarak solucan delikleri paralel evrenler arasında köprüler oluşturabilir. Yani burada gördüğünüz gibi yukarıda bir evren var, bir dünyamız var diyelim. Aşağıda başka bir paralel bir dünya var. Arada geçişi bir solucan deliğiyle yapabilirsiniz. Ya, tabii uzun yoldan gidebilirsiniz. Şöyle uzun yoldan gidiş var. Burası daha kısa yoldan gidiş gibi görmeniz mümkün. Bu başka bir resim işte. Yok uzay mekiği işte solucan deliğinden geçiyormuş gibi çizilmiş. Şurada elle çizilen bir versiyon var. Burada bakın ama burada düz gidiliyor ama bakın şeyden giderseniz evrenin kendisine giderseniz bir ters yüz olma durumu söz konusu. Twin University. Buna Schwarzschild-Trott da demiş. Aldığımız kaynak. Burası solucan deliğin içinden geçerken nasıl bir manzarayla karşılaşacağımıza dair bilim kurgularda geçen resimlerden. Şu da benzer bir şekilde bir uzay mekiği solucan deliğine geçiyor. Evet. Kaç? 23 oldu. Yani evet bayağı hızlı ilerlemişiz. Önceden yavaş gidiyorduk diye bu sefer hızlı gittik ama bakalım ne olacak. Burada da yine elle çizimler. Şu deminki resimlerin benzeri. İlk baştaki elle çizilmiş hali. İkincisi ise solucan deliğine giriyor fakat geldiği yere geri dönüyor. İşte esas tam paralel evren belki de buna demek lazım. Yani geri olduğu evrene giriyor ama farklı bir yerden girmiş oluyor. Evet, şimdi buna az vakit ayıralım kısa bir. Solucan deliğinde seyahat ederken bulunduğunuz yere geri geldiğiniz zaman mesela burada bir tane var. Kendinizi ve etrafınızı tanıyamayabilirsiniz. Çünkü mesela burada R'ye gelmiş. Burada bir Möbius bandı da bir nevi bir solucan deliğidir. Yani bunu üst boyutlara gene yazabilirsiniz formülünü. Geri döndüğünüz zaman bakın buraya ile buraya artık birbiriyle alakası yok yani. Yani içiniz dışınıza dönmüş olabilir veya dışarıdaki uzay bambaşka hale gelmiş olabilir size göre. Yani o yüzden solucan deliklerinde seyahat etmek biraz tehlikeli olabilir.
Evet, son olarak Roger Penrose'dan biraz bahsedeceğim. 2020 yılındaki Nobel Fizik Ödülü benim de matematiksel dedem olan Sir Roger Penrose'a verildi. Kara delikçilere verildi. Yani iki kişi tabii daha verildi. Toplam üç kişi. Buradaki fotoğrafı. Bu arada soru sormuşlar. Möbius şeklinde, Möbius şeridi şeklinde olmak zorunda mı, yoksa solucan deliklerinden bir çeşit mi sadece? Yani bu bir tanesi. Yani Möbius şeridi şeklinde ben onu basitçe çizdim. Onu klanşiyesine çevirebilirsiniz. Aslında ondan önceki fotoğrafta görülende de aslında öyle bir durum var yani. İçine dışına çevirme gibi bir durum. Şurada da var gizli bir şekilde. Hangisiydi? Bakalım şurada. Evet. Burada bakın aslında eğer bakın burada burada seyahat eden birisi, şimdi burada karınca olsa mesela diyelim, şurada karınca böyle yürüse aşağı doğru inse, buradan tekrar geri gelse karınca ters dönmüş oluyor. Görüyor musun? Aynı yere tekrar gelse bu taraftan doğru. Aslında bu fotoğrafla az önceki çizdiğim benim Möbius bantlı fotoğraf solucan deliği aynı şey. O bunun bir parçası. Yani o olay burada var. Yani buradan anlayın. Yani pek çok solucan deliği var söylediğim gibi. Farklı solucan delikleri farklı etkiler yapıyor. Yani şimdi orada ben bir boyutlu size gösterdim. Tabii yani bir tanesi aynaya göre sizin simetrinizi alıyor olabilir az önceki gibi. Başka bir tanesi orijine göre simetrinizi alıyordur. Sizi komple içiniz dışınızı çeviriyordur. Biri sadece sağınız solunuz oluyor. Solunuz sağınız oluyor. Bu da bir dönüşüm. Yani farklı farklı bir iki tane ben hani aynayla simetriye falan gözlem yani hareketini sizin üzerinizde yapacağı hareketi gözlemleyebileceğiniz olanları buraya koydum. Yani çok farklı şeyler de olabilir yani. Bu dört boyutlu bir tünel olacak sonuç itibariyle. Dört boyutlu bir tünel. Çok farklılıklar arz edebilir. Yani ben burada bir iki varyasyonu sadece size gösterdim. En basitleri, en yani hayal edebileceğinizi. Yani yüksek boyutlarda ne oluyor? Buradan doğru bir fikir edinebileceğiniz olanları önünüze çıkarttım. Boğaz kısmı silindirik gibi duruyor. Yani bu da silindirik gibi gözükse de bundan bir şey çizerseniz, bir şerit alırsanız bu Möbius şeridi çıkacaktır. Yani o da Möbius şeridi. Bunlar birbirine topolojik olarak aynılar aslında. Difeomorfik veya homeomorfik aslında yani. Onu yapmanız için o tarz yani yeni şekiller çize, bunu ona dönüştüren şekiller, ara şekilleri koyup elinizi egzersiz yapabilirsiniz. Yani bu size egzersiz olsun. Yani buradan Möbius bandını, bu Möbius bandı öbür fotoğrafa nasıl geçeriz? Yani bu ikisi aynı olduğunu iddia ediyorum. Veya bunu ortadan kesin, açın kağıt olarak modelini yapıp yani deneyin bakalım. Yani bununla o nasıl aynı oluyor ikisi? Evet. Bununla ikisi nasıl aynı oluyor? Onu biraz kafanızı karıştırmak için koydum aslında. Biraz düşünesiniz diye. Evet. Evet, gelelim Roger Penrose'a. Nobel Fizik Ödülü 2020 yılında kara delikçilere gitti. En başta Roger Penrose'un katkılarına verildi. Burada gençlikteki bir fotoğrafı. Bakın tahtaya da böyle güzel çizimler yapmasıyla meşhur. Oxford'da çekilmiş, 1980 yılında çekilmiş bir fotoğraf gençlik zamanlarında. Evet. Kısa bir vereyim. Benim doktor hocam Claude Lebrun 1980 yılında Penrose ile doktora çalışmaları tamamlamış bir fizik mezunu. Fizik mezunu olarak girdi Oxford'dan, dışarı kendini matematikçi olarak atıyor. Roger Penrose 60. Lebron'un 60. doğum günü münasebetiyle Montreal'de verdiği konuşmada ben seyrettim. Onun da fotoğrafları vardı ama şimdi erişemedik. Daha öncesinde New York'ta da görmüştüm. Doktora tezimde onun icat ettiği twistor teorisini öğrendim ve kullandım. Onun da kaynaklarını birazdan vereceğim.
referanslardı. Kısaca oradan biraz bahsedeyim. Doktora tezimde ne çalıştığımı. Tabii 2007 ne kadar oldu? 14 senelik falan, 14-15 senelik bir hikaye. Evet, 15 sene önce. 4 boyutlu yüzeyleri yapıştırırken oluşan singülariteler, çarpıklıklar, tekillikleri çözmek için 200 kattaki TIBSTOR uzayına, yani 6 boyutlu TIBSTOR uzayına geçiyorsunuz. Oradaki singülariteleri çözmek çok daha kolay oluyor. Çünkü aşağıda diferansiyel geometri analiz içeren bir ortam varken üst kata çıktığınız zaman cebirsel geometri kullanabiliyorsunuz. Onu kullanarak da cebirsel sonlu formatlara dönüştürerek Kodaira Spencer singularity'leriyle onu çözebiliyorsunuz. Yani kısaca anlattım size. Ben işte bu skalar eğriliği başladığımız iki manifoldun self-dual iki manifoldun skalar eğrilikleri pozitifse yapıştırdığın zaman da çıkan manifoldun düzleştirdiğiniz takdirde yukarıda çıkan manifoldunda skalar eğriliğinin pozitif olduğunu göstermiştim doktora tezimde. TIBSTOR uzayları mesela küreyle başlarsanız kürenin TIBSTOR uzayı 3 kompleks boyutlu projektif uzay mesela örneğin. Penrose'un en çok çalıştığı ve konuyu icat ettiği ve oluşturduğu örnek uzay orası. 4 boyutlu küre üzerinde bunu Penrose icat ediyor. Yani ilk ortaya atışı 1978-80'li yıllarda da Atiyah, Hitchin, Singer bunu zaten matematiksel yapmış tabii ki Penrose ama fizik dili de kullanıyor Penrose. Onu komple matematiksel teorisiyle falan yerine oturtan çok temel bir makale yazarak iyicene bu TIBSTOR teorisinin matematiğe ithalatını gerçekleştirdiler. Şimdi Penrose'un görüşlerine göre, Roger Penrose'un görüşlerine göre tüm kainat Big Bang ile meydana gelmedi. Daha öncesinde başka evrenler de vardı ve kara delikler de bunların bir kanıtı. O evrenlerde bir kalıntıları olarak görüyor. Fakat şu anda aşina olduğumuz evren, yani yakın çevremizde gördüğümüz evren Big Bang neticesinde meydana geldi. Ama bütün evren değil. Conformal cyclic cosmology, yani döngüsel evren modelini savunuyor. Yani bir tek Big Bang değil, bir tek büyük patlama değil, defalarca büyük patlamalar, defalarca patlamalar ve singülariteler söz konusu. Yani az öncekinde ona bir şekil ben koymayı ihmal etmişim. Bir dahaki konuşmamızda koyarız. Yani bir solucan deliği aldığınız zaman bakalım hangisi olsun. Şu olsun. Şu olsun. Bunun ön tarafını bir kara delik olarak görürseniz, üst tarafını kara delik olarak görürseniz, yani teoriye göre, bu teorik tabii ki, ya bunu gözlemlenmiş değil şu anda. Fakat kara delik de daha önce gözlemlenmiş değildi. Sonradan gözlemlenmiş. Yani bir olayın matematiksel altyapısı teorisi, çok çalışır bir teorisi varsa bunun bir gün evrenin bir tarafında bunun gözlenme ihtimali çok yüksek. Yani kara delikler bu şekilde oldu. Yani kara delik burada baktığınız takdirde mesela şu üstteki resimdekini görün. Bakın üst tarafı kara delikmiş gibi düşündüğün zaman buradan yutuyor gelen bütün cisimleri. Aşağıdan da çıkartıyor. Yani buna diyorlar ki alt tarafın alt ak delik demişler. Yani böyle YouTube videoları bulabilirsiniz. İnternette İngilizce daha çok bu konuda veya tahminim Türkçe yazılar ve videolarda olması gerekir. Daha önce de muhtemelen duymuşsunuz. Alt delik yani şimdi kara delikte olay ufkuna kadar gelen bir cisim. Evet, kara delikte olay ufkuna kadar gelen bir cisim. Olay ufkunu geçtikten sonra artık geri dönemiyor. Geri bu singülariteye kadar geliyor. Singülariteden sonra da ak delik var. O tarafa doğru fırlıyor. Ve ak deliğin olay ufkunu geçtikten sonra da geri gelemiyor artık. Oradan dışarı fışkırmak zorunda. Yani bu teoriye göre kara delikten gelen kara deliğe girip yapışan bir cisim ak delikten çıkarak orada bir büyük patlama gibi düşünün. Big Bang olarak düşünün. Orada büyük patlamaymış gibi orada fotoğraftan fışkırarak orada yeni bir küçük bir evren oluşturuyor kendince. Yani böyle bir açıklama yani. Tabii bunu matematiksel olarak modelleyebilirsiniz. Az önce yazdık zaten formüllerini. Formüllerini yazıp bunları yapıştırabilirsiniz matematik kullanarak. Yani matematiksel modelini üretebilirsiniz. Fakat şu anda gözlemlenmiş değil. Yani merak edenler
ak delik, kara delik diye aratın veya white hole, black hole, white hole, wormhole diyerek arat bu konudaki teorik tahminleri, açıklamaları seyredebilirsiniz. Yani güzel su dökerek güzel videolar da çekilmiş. Bu konuşmayı yaparken biraz karıştırma şansım oldu. Çok güzel. Orada su döküyorsunuz mesela. Su bir noktada su lavaboda dökülürken bir çember oluşturuyor. O çember mesela olay ufku olarak görüyorsunuz. Olay ufku. Yani o çemberin dışına çıktığı zaman mesela bir parça alın. Küçük bir kağıt parçası gibi bir şey alın. Mesela o çembere değdiği zaman oradan artık dışarı fışkırıyor. İçeri gelemiyor. Çünkü olay ufkunu geçmiş oluyor. Mesela örneğin. Yani onu evinizde sürahiyle su dökerek lavaboya olay ufkunu o şekilde hissedebilirsiniz yani. O mesela hoşuma gitmişti. Yani merak edenler kara delik, ak delik, solucan deliği diye aratarak veya bunların İngilizce'den aratarak YouTube'da güzel videolar bulabilirsiniz. Daha önce duymadıysanız. Evet. Evet, Roger Penrose döngüsel evren modelini birçok pek çok Big Bang'lerin oluşturduğu, singülaritelerin olduğu bir evren modelinden bahsediyor. Ödül almasını gösterilen ana gerekçe de 1965'lerde yaptığı yine genel relativite teorisini, yani o zamanın fiziğinin sonucu olarak kara deliklerin olması gerektiğini ispatlaması matematiksel olarak. Ve bunu matematiksel zemine oturtması, matematiksel modeline oturtması. İlk kara delik fotoğrafının 2019'da çekilip oluşturulması ve gözlemlenmesi ise ödüle sebebiyet vermesi yolunda bir aşama olması düşünülüyor. Tabii tek neden bu değildir. Fakat bu konunun gündeme gelmesini sağladı tabii ki. Benzer bir olay Peter Higgs için de geçerli. Peter Higgs 1960'larda bu Higgs parçacığını veya şu anda işte gazetelerde okuduğunuz Tanrı parçacığı denen parçacığı öne sürüyor, ortaya atıyor 1960'larda. Fakat onun gözlemlenmesi ta 2013'lere varıyor. 2013'te de Nobel ödülü alıyor. 2012'de işte CERN'de deneyler oluyordu. Gazetelere yansıdı. Tanrı parçacığı bulunuyor, keşfedildi falan diye. Hatırlarsınız. Yani hatırlamıyorsanız da aratın. Tanrı parçacığı falan diye merak edenler oradan okuyabilir. Hawking radyasyonu bir gün ispatlanabilecek mi diye sormuş arkadaşımız Emir. Hawking radyasyonu, ben fizikçi olmadığım için bu konuları biraz iyi bilmiyorum. Yani kendim de araştırıp söylüyorum size. Araştırıp size söyleyebilirim. Şu anda bildiğim kadarıyla Hawking radyasyonu ispatlanmış değil mi zaten? Yani var olan bir şey ama nereden geldi tam nedenini belki bilmiyor olabilir. Yani şu andaki bilgim o kadar. Yani hani zaten var olan bir şey ispatlanmaya gerekiyor ama onun menşei, kökeni nedir, nereden kaynaklandığı konusunda şüpheler var sanırım. Yani bu konuyu araştırıp size cevaplarım. Yani YouTube'a koyduktan sonra altına size yazarım yeni bilgileri. Evet, gelelim Stephen Hawking'e. Bu 1980'lerde çekilmiş fotoğraf. Bizim alanımızda en çok bu fotoğrafı çıkıyordu kitapların üzerinde. Popüler kitapların. Masada çekilmiş bir fotoğrafı. Tabii daha sonrasında konuşma yeteneğini de kaybetti. Vesaire. İşte hareket yeteneği yok. Düştü zaten. Konuşma yeteneğini de kaybetti daha sonra. Daha ondan sonrasında işte mimikleri vardı. Mimiklerini de kaybetti. Falan gitgide daha zor bir durum aldı. Hal aldı. Evet. Hawking 2016'da verdiği bir konuşmada kara deliklerin hala gözlemlenememesinden dolayı Nobel ödülü alamadığını söylemek. 2018'de de 14 Mart'ta 76 yaşında aramızdan ayrıldı. 14 Mart bu arada pi günü oluyor. %14 pi gününde aramızdan ayrıldı. Hawking bugün yaşasaydı aynı zamanda Einstein'ın da doğum günüymüş sanırsam. Hawking bugün yaşasaydı muhtemelen Nobel'i 89 yaşındaki Roger Penrose ile paylaşacaktı. Daha önce de bu ikilinin ortak çalışmaları sebebiyle aldıkları Wolf ödülleri ortak aldılar ve Eddington ödüllerini de beraber paylaştılar. Yani
Ama Stephen Hawking'e bu yetişmedi. Roger Penrose kendini matematikçi kabul ediyor. İngilizce, Almanca, Wikipedia sitelerinde de o şık matematikçi diye geçiyor, dikkat ederseniz. Bir noktadan sonra tabii matematikçi, fizikçi diye bazı insanları ayırt etmek mümkün değil. Yani örneğin Fields ödüllü Edward Witten fizikçi olarak biliniyor tabii ki. Fakat hepimizden fazla matematik, hepimizden yaptığından büyük matematik teoremleri ispatladı. Hepimizden fazla matematik ve fizik biliyor olmalı yani. Ki tarih de bizden daha fazla biliyor olabilir. Çünkü lisans derecesi tarih ve dil bilimlerinde. Yani o yüzden bu adamları şucu bucu matematikçi, fizikçi diye böyle sınıflandırmak biraz basit bir şey. Ama ilk çıkış kökenlerine göre tabii öyle diyoruz tabii de, ama öyle değil yani. Penrose kendini matematikçi diyor örneğin. Buraya işte o çektiğim fotoğrafı koyacaktım ama şu anda bulamadım. Arkadaş öğrencilerime göndermiştim. Onlar da aradılar, bulamadılar henüz. Artık YouTube'a konmuyor ama web sitesine falan bir yere koyarım bulabilirsen tekrar. Kendi çektiğim o 2016'daki fotoğraflarını güzel slaytlarıyla falan. Bir de LeBron'un da fotoğrafı vardı. O da, onu da bulamadık. Öğrenciler bulunca onları da size web sitesine koyarım. Oradan bakarsınız. Evet. Süremiz azalıyor herhalde. Evet, 10 dakikamız var herhalde. Neyse, tam da zamanı az kaldı bizim de bitirmemize. Son olarak matematikte, geometride araştırma yapmak isteyen, doktor yapmak isteyen, akademik çalışmalar yapmak isteyenlere yol gösterme amacıyla veya neler yapılıyor, ileri matematikte neler yapıyor, hangi kodlar var diye merak edenler için burada bir liste yaptım. Yani geometrideki aktif araştırma alanları birkaç tane dal var. Onlardan bahsedeceğim. Ve onların kaynaklarını buraya koydum. Merak edenler o kaynağı açıp karıştırıp içinde nasıl bir şeyler varmış bu alanda diye bir fikir edinebilirsiniz. Yani en ana kaynakları koymaya çalıştım burada. Şimdi birinci geometrinin ilk alanı, modern geometrideki ilk alan diferansiyel geometri. Buna Amerika Birleşik Devletleri'nde geometrik analiz de deniyor artık. Analiz çok kullanılan olduğu için bunu yaparken diferansiyel denklemler, Ayşe Hoca bahsetti az önce, distribüsyonlar, yani bir sürü analiz konuları kullanılıyor. Daha doğrusu matematiğin bütün alanları kullanılıyor diferansiyel geometride. Yani geometrik analiz de deniyor ondan dolayı. Burada mesela Einstein manifoldları, lokal konformal düz manifoldlar, gravitasyonel instantonlar, G2 manifoldları, spin 7 manifoldları, bunlar popüler aktif araştırma alanları. Bunun gibi daha onlarca konudan bahsedilebilir. Sertoğal manifoldlar vesaire. Yani kaynak olarak Arthur Besse'nin Einstein manifold kitabını karıştırabilirsin. Bu bir ansiklopedi. Bu tabii bundan sonra da çok gelişti tabii. Bu 1980'lerde yazılmış bir kozmopolit bir kitap. Ama bu size bunun türevleri olarak, türevleri olan şeyler yapılıyor şu anda. Yani ilk etapta buradaki malzemeyi zaten öğrenseniz yeter de artar bile. Bir fikir edinebilirsiniz. İkinci genellemesi, ikinci alan geometride cebirsel geometri. Burada da cebirsel variyeteler, Riemann yüzeyleri, kompleks cebirsel yüzeyler vesaire, yani bu tarz konular var. Buna da kaynak olarak ana kaynaklardan bir tanesi Principles of Algebraic Geometry. Geometri Griffiths Harris. Sen bakabilirsiniz. Bunlar internet ortamlarında da artık mevcut. Yani kolayca erişip bakabilirsiniz. Yani bu alanda neler dönüyor, nasıl bir şeyler var diye fikir edinebilirsiniz. Yani birer tane bu iki alana size kaynak olarak onları getirdim. Üçüncü bir alan cebirsel ve diferansiyel topoloji. Ben bunu ayıracaktım ama birleştirmeye uygun gördüm. Çünkü o kadar çok iç içeler ki yani ayırt etmek mümkün değil. Diferansiyel teknikler kullanırken cebirsel teknikler de kullanıyorsunuz. Cebirsel kullanırken diferansiyel de kullanmanız gerekiyor. O yüzden ikisini bir arada çalışılıyor daha çok. O yüzden ikisini bir başlıkta topladım. Dört manifoldlar. Splitlik geometri, onu da buraya dahil ediyoruz. Splitlik geometride de diferansiyel topoloji çok iç içe olduğu için onu da buraya koydum. Splitlik geometri nasıl bir şey, nedir? Onu tabii burada anlatmak için vaktimiz kalmadı. O da enteresan bir geometri çeşidi. Bir gün belki onlardan da bahsederiz. Kaynak olarak ülkemizin büyük matematikçisi Selman Akbulut'un
Bu konuda üstad tabii ki 4 manifold kitabı size bir fikir verebilir. Simplektik geometri içinde McCaff ve Salomon'un kitabı ana kaynaklardan bunlara bakabilirsiniz fikir edinmek için. Son bahsedeceğim ileri geometri alanı da geometrik topoloji. Bu geometrik topoloji tabiri farklı şeyler için kullanılabiliyor. Yani benim tercih ettiğim bunlar topluluğu şu anda sayacaklarım. 3 manifoldlar, hiperbolik manifoldlar, düğümler teorisi. Yani bu tip şeylere ben geometrik topoloji diyorum. Ama bazen diferansiyel geometrinin bazı kısımlarında da geometrik topoloji diyenler var. Yani diğerlerini ayırt etmek için bunu bu şekilde söylüyorum. Burada hiperbolik manifoldlarda kompleks analiz teknikleri bolca kullanılıyor. Tek boyutlu kompleks analiz teknikleri. Buradaki kaynak vermek gerekirse Knotts and Links, Dale Robson'un çok şahane bir kitap. Düğümler, üç manifoldları size çok güzel anlatır. Düğümler teorisini de çok güzel anlatır. Thurston'un Three Dimensional Geometry and Topology. Bu devrimsel bir kitap. Yani bambaşka bir matematik bu Thurston dünyaya getirdi. Fantastik bir düşünce tarzı. Yani Milnor bile çok şaşırdı. Orada onun fikirlerini böyle sezgisel olarak anlattı. Kendi kitabı. Resimlerle falan. Buna bakabilirsiniz. Geometrik topolojinin ana kitaplarından benim gözümde. Üçüncü vereceğim bir kaynak. Milnor'un Dynamics in Complex in One Complex Variable. Yani Milnor onu meşhur eden diferansiyel topoloji alanını zaten dünyaya tanıtan, dünya açan adam John Milnor'dur. Şu üç numaradaki diferansiyel topoloji denen alanı yaratan adam John Milnor. O konudaki çalışmalarını bir noktadan sonra bıraktı, bu alana yöneldi. Dynamics'in One Complex Variable. Yani Deniz Salim'in çalıştığı bir alan. Yani ondan da etkilenerek bu konuya geçti. Bu konuda makaleler oldu daha sonra. Onları, o konuyu da özetleyen güzel bir kitap yazdı. Bu Dynamics'in One Complex Variable. Burada tabii ki diferansiyel topoloji teknikleri kullanıyor. Dediğim gibi kompleks analiz bolca kullanılıyor. Riemann yüzeyleri kullanılıyor falan. Çok güzel bir kitap. Yani bu konu çok diğerleri kadar aşırı meşhur değil. Ama yani tabii bilenler biliyor yani. Bu konuda geometri topolojinin bir alanı. Yani hiperbolik manifoldlarla ilintili. Klein'in gruplar hiperbolik manifoldlarla ilintili bir şey. Yani Sullivan'ın teorisini de anlatan bir kitap. Bu da yani geometri topoloji hakkında kaynak karıştırmak isterseniz verebileceğim bir kaynak. Evet. Süremiz sona doğru geliyor sanırsam. Referanslar burada. İlk referans benim doktora tezim Stonebrook Üniversitesi'nde yaptığım Twistor teori üzerine. Soru gelmiş. Bakalım. Şurayı tekrar edelim. Sorulardan bahsedelim. 5 dakikamız daha varmış o zaman. Tam zamanında bitti. Zamanlama güzel oldu bu sefer. İlk referansımız işte benim self-dual matrixon four manifolds. Doktora tezim 2007'de gördüğünüz gibi State University of New York at Stonebrook. Stonebrook'ta. İkincisi oradan çıkan makalelerden bir tanesi. Geometric Invariant Theory and Einstein-Weyl Geometry. 2011'de basıldı. Üçüncüsü de yine dediğim az önce yapıştırmadan bahsetmiştim. Onu yaptığım kısım 2011'de basıldı. Scalar Curvature and Connected Sums of Self-Dual Four Manifolds. 45'e kadar değil mi sürem? Bitmedi herhalde. Tabii hocam. 5 dakika var. YouTube'da bazı sorularımız var. Öyle mi? Ha, tamam. Şu sorular var da oraya geleceğim. Şurayı bitireyim. Evet. Claude Lebrun'un az önce bahsettiğim solucan deliğini anlattığı çok güzel bir makale. Tavsiye ederim. Bir sürü şey var içerisinde. Curvature Functions, Optimal Matrix and Differential Topology of Four Manifolds. 2004'te basılmış bir makale. Şahane bir makale. Çok fazla başka bin bir türlü fikir de var içerisinde. Yani sadece solucan deliği değil. 5 numara Roger Penrose. Burada bunu alfabetik sıraya koyduğum için tabii en güçlü adamı en alta koymuşuz. Bir yanlışlık olmuş. Alfabetik sıraya dizdim. Ondan dolayı oldu. Referans
disiplininden dolayı. The Road to Reality, Complete Guide to the Laws of the Universe. Ya bu kitapları Türkçeleri de var şu anda. Roger Penrose'un kalın kalın kitapları. 1099 sayfaymış gördüğünüz gibi. 2005'te basılmış. Bunun Türkçeleri de var. Keşke Türkçesini yazsaymışım. Bunun gibi birkaç kitabı daha var. Yani karıştırabilirsiniz. Popüler. Ben popüler herkesin anlayacağı şekilde yazdım diyor ama biraz kazık gerçek. Spinorlar falan var içerisinde. Spinor'un ne olduğunu da düşündüm aslında bu konuda bahsetmeyi ama vaktim kalmadı. Spinorlar. Belki bir gün onlardan da bahsederiz. Dilerseniz sizin de vaktiniz varsa bu arada aşabiliriz hani 45'i. Sıkıntı değil o hiç. Tamam. Zaten bitmek üzere. Yani kurtaracağız yani muhtemelen. Bu konuda bu biraz matematiksel ağır bir konuşma oldu. Hızlı bir. Diğer popüler geometri konuşmamız var bir tane de. 4 ve yukarısı yüksek boyutlarda geometri. Bunu da YouTube kanalımda Geometri Topoloji Events'ten izleyebilirsiniz. Bağlantısını buraya da koydum. Yani bu şekilde aratın. Kanala da abone olursanız eğer yeni videolar çekeriz. Yani ilgilenenler olursa. Yani ilgili insanlar olduğunu anlarım ben. Yeni çekimlerde yaparız belki. Evet. Teşekkürler dinleyenler için. Anlatacaklarım bu kadarmış. Güzel bir zamanlama oldu. Evet şimdi sorular, yazılan soruları ben bakayım. Sonra sözlü sormak isteyenler yine sorsun. Bu arada ben fizikçi olmadığım için fizik kısmını ben de araştırarak cevaplıyorum. O yüzden kitapta hepsi cevaplayamayabilirim ama daha sonra size cevabını vereceğimdir. Hocam kara delikten giren bir cismin, Çağan sormuş. Kara delikten giren bir cismin ak delikten geri çıkamaması gerekmiyor mu? Çünkü giren cisim de ak deliğin olay ufkunun altında ve olay ufkunun altında olan bir cisim geri çıkamıyor. Bu sebeple cisim kara delik ve ak deliğin olay ufku arasında kalmaz mı? Şimdi ak delikte olay ufku ters yönde gidiyor yani. Çıkan geri gelemiyor. Yani şeyde kara delikte giren çıkamıyor, orada da çıkan geri gelemiyor. Yani tam kara deliğin aynaya göre spitrisi gibi düşünün. Yani öyle modellenmiş bir şey ak delik. O yüzden çıkınca geri gelemiyor onda da. Tam tersi yani. Orada öyle bir sorun yok. Tabii orada singularity var. Singularity tek noktaya kadar geliyor. Orada tekrar bir patlama yaşıyor yani. O yüzden hani büyük patlama diyoruz yani bütün kainatın oluşması. Yani bizim kainatımızın daha doğrusu. Orada bir patlama gibi oluyor. Orada yeni bir evren oluşuyor alt tarafında. Yani o da o evrenin büyük patlaması. Hocam Ahmet Şahin Yılmaz sormuş. Hocam solucan deliğine giren bir maddenin girdiğinde parçacıklarına ayrıldığını hatırlıyorum. Bu hatırladığım doğruysa solucan deliğinin diğer tarafını nasıl bilebiliyorlar? Neye göre böyle yorumlar yapılıyor? Yapıyorlar. Yani dediğim gibi bu solucan deliği teorik bir şey sonuç itibariyle. Kimse tabii öbür tarafında ne olduğunu bilmiyor yani. Yani dediğim gibi 2008-2009'lara kadar kara deliğin de Roger Penrose bunun olması gerektiğini, genel relativiteden sonuç olarak olması gerektiğini matematiksel olarak ispatlamış. Ama modeller de elimizde mevcut. Kerr-Newman, kara delik çözümü, işte Schwarzschild daha önceki yaklaşım. Bunlar da ispatlanmış fakat gözlemlenememiş. Olması gerekti. Yani 2010'larda falan deniyordu. Şu evrenin şu taraflarında bir yerde bir çekim var galiba. Olması gerekiyor gibi. Ben sanki haberler işitiyordum. Yani 2019'da bunu resmi ortaya çıkartıldı. Yani resmi ortaya çıkartıldı. Yani tam somutlaştırıldı 2019'da. Yani bakın kara delik yani ben çocukluğumdan beri bahsedilen bir şey. Yani en az yani popülerliği yani yıllar 40 sene olmuş yani popülerliği yani daha da fazla belki de olan bir şey halkın diline düşmesi. Yani ancak 2019'da tam ispatlandı yani düşünün. Yani bu solucan deliğinin öbür tarafında neler oluyor filan yani bunlar da şu anda teori şeklinde. Yani ama matematiksel teorisi oturmuş bir şey yani bir yerlerde gözlemleniyor. Yani bir gün gözlemleneceği düşünülüyor. O yüzden şu anda bilemiyoruz. Şimdi iddia tabii şu da var yani... Olay ufkunu geçtikten sonra kara delikte olay ufkunu geçtikten sonra zaman yavaşlıyor. Sonsuz kere yavaşlıyor ve siz o singularity'ye hiçbir zaman ulaşamıyorsunuz. Yani ışık hızını geçmeniz lazım singularity'ye ulaşmanız için. Yani siz solucan deliğin ortasına gelmek için bile ışık hızını geçmeniz gerekiyor. Oradan gerisini zaten ak delik sizi fırlatacak tabii. Oradan sonrasına gerek yok ama zaten diğer olay ufkuna yakalandığınız zaman zaten mecburen gidiyorsunuz. Yani o arayı ortadaki kısmı geçmek için ışık hızını geçmeniz gerekiyor. O zaman zaten ne diyor arkadaşımız parçacıklarına ayrılıyormuş. Yani evet madde parçacıklarına ayrılıyor. Yani bu tabii teoride yani siz bunu ışık hızını sizi etkilemeyeceği bir uzay mekiği yaptığınız diyelim.
Yani içine giriyorsunuz, size etkilenmiyor şeysi, yani onun yan etkileri diyelim, ışık hızını. Yani böyle bir şey yaptığınız zaman ancak ışık hızını da geçerek, ulaşarak daha doğrusu, ışık hızına ulaşarak bu solucan deliğini geçebilirsiniz yani. Başka türlü mümkün değil yani, teorik olarak yani. Bunlar da şu anda tabii mümkün olan şeyler değil. Yani evet, yani bunlar teori, ispatlanmış ama gözlemlenememiş henüz. O yüzden bilebilmek değil de burada bir teorik olarak altyapısı oluşturulmuş. Fakat gözlemlerde nereye kadar doğru onu bulmak lazım. Yani manyetik monopol ve dipoller var mesela. Manyetik dipol dediği işte iki boyutlu çekim. Yani bunlar mıknatıslarda vesaire. Her şey kutuplu olarak bulunuyor. Yani bunun matematiksel altyapısı var tabii ki. Somut olarak da bu. Somut olarak da böyle zaten. Yani bir şey mıknatısı da kestiğiniz zaman kuzey güney, sadece güney kutbu kalmıyor. Güney kutbunun diye kopardığınız parça da güney kuzeye ayrılıyor hemen otomatikman. Tekrar kendini manyetize edip çift çift devam ediyor o mesela. Fakat monopollerin de zaten Witten'in en meşhur makalelerinden bir tanesi Monopoles ve dört manifold. Monopoles and four manifolds. Monopollerin de matematiksel bir teorisi var. Yani bunda diyorlar ki bir mağaranın bir tarafında, bir yerinde bir monopol, yani tek boyutlu, tek kutuplu bir mıknatıs olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü matematiksel teorisi oluşturmuş, yapılmış. Yani benim doktor hocam Claude Lebrun'un da makaleleri var bu konuda. Monopollarla ilgili o da uzman. Monopol metrikler. Onu meşhur eden makalelerden bir tanesi hatta. Monopol metrikler. Yani Witten'in de ondan aldığı, okullarda aldığı idealar, fikirler var ondan. Monopoller çok geniş, üzerinde araştırmalar yapılmış, temeli oturtulmuş bir şey ama kainatta şu anda gözlemlenmiş değil. Ama diyorlar ki bir yerlerinde, bir taraflarda monopol olduğunu düşünüyor matematikçiler. Yani solucan deliklerin öbür tarafı da o şekilde şu anda. Yani hiç, ne zaman bilebileceğiz bilemiyoruz. Evet, Özgür Kelekçi, Hawking radyasyonu matematiksel olarak ispatlanmış durumda zaten. Belki de bu soru gözlemlenebilecek mi şeklinde sorulabilir. Bu yönde de bazı laboratuvar çalışmalarının sonucu var bildiğim kadarıyla. Ama uzaydaki kara delikler için henüz gözlemlenmedi diye biliyorum. Evet Hocam ya, o fizikçi bir bir yorumdu. arkadaşımızdan bir cevap oldu bu. Hawking radyasyonu. Daha da araştıralım biz. Yani YouTube'daki Evet. yorumlara ekleriz. Teşekkür etmişler. Teşekkür Hocam bazı ederiz. sorular da var. Bölüyorum ama. Evet. Onları da okuyayım mı? YouTube'dan gelenler var çünkü. Sor istersen, yani hepsini cevaplayabilir miyim bilmiyorum ama bir dakika bakalım Tamamdır. buradakileri. Moda, inanç ve fantezi Bay Roger Penrose. Evet, Yılmaz Akyıldız hocamız Moda, inanç ve fantezi Bay Roger Penrose. Roger Penrose'un kitabı Zekeriya Aydın tercümeli Alfa Yanar 660 sayfa. Bir tane Roger Penrose'un kitaplarından tercümesini burada bize bahsetmiş. Yani bulabilirsiniz, bir sürü var. Teşekkürler, rica ederim. Erdem Savaş, Şafak Özgür, Öztürk. Genel görelilik teorisi araştırmalarında Twistor teori dışında kullanılan cebirsel geometri yöntemler ve araştırma alanları nelerdir? Yani bir sürü var. Şif teori kullanıyorlar mesela. Çok enteresan, çok güzel bir teori, şif teorisi. Ondan sonra bolca var yani. Bir sürü alan kullanılıyor. Analiz de kullanılıyor. Yani siz onu matematikselleştirip matematiksel olarak ispatlamaya çalışabilirsiniz bazı kavramları. Yani çok zengin bir alan. Yani cebirsel geometrik yöntemleri ve araştırma alanları. Yani Twistor teorisi zaten çok cebirsel geometrik bir şey. Yani Hartshorne'daki teknikler bile kullanılıyor. Yani bakın, Twistor teori diye kitap, birkaç tane kitap var. Stephen Huggett'in var galiba. O ilk adamlardan, isimler aklıma gelmiyor. Çok önemli adamlar var. Çok eski kitaplar var Twistor teorisi hakkında. Açın, yani zaten cebirsel geometri bol bol kullanılan bir şey Twistor teoride. Gerçeğin Yolları Bay Roger Penrose. Evet. Gerçeğin Yolları, Evren Yasalarının Eksiksiz Bir Rehberi, Alfa Bilim Tercüme Mahir Akkaya. Evet, bu da 1170 sayfa. Bu da Penrose'un çevrilmiş bir kitabı. Kara delikler için Mehircan arkadaşımız, Mehircan Gidal. Kara delikler için ölmüş olan yıldızların cisimlerinin temizlenmesi, ortamdan kaldırılması için o deliğe atılması olarak düşünüyorum. Evet, doğru. Ölen bir yıldızdan oluşan bir şey kara delik. Ama her ölen yıldız olmuyor. Kütlesinin çok büyük olması lazım. Yani mesela Güneş ölünce kara delik olmayacak veya cüce olacakmış. Yani yanılıyor olabilirim buralarda. Bunlar çok standart basit bilgiler. Kendiniz bulabilirsiniz zaten. O yüzden yani benim yanıltmama bakmayın.
Emir Baysazan. Richard Feynman'ın geçmişlerin toplamı, kuramı ve sanal zaman kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz Mustafa Hocam? Tam neyi kastettiğini şu anda bilmiyorum. Fizikçi olmadığım için. Fizikçi arkadaşlara soralım veya biz de bakabiliriz. Şu anda ona cevap veremeyeceğim. Bilemediğim için. Evet, genel görelilik teorisi, Özgür Kelekçi, genel görelilik teorisi araştırmalarında twist örtüleri dışında kullanılan cebirsel geometrik yöntemleri ve araştırma Hocam alanları nelerdir? aynısıydı. Aynı Aynı soruyu soru mu? Ha, tekrarlamıştım. tamam. Okey. Tamam, yani çok o artık senin kabiliyetine bağlı. Her şeyi kullanabiliyorsun yani. Çok yani o ispatını yapmak için tam komple matematik ispatını yapmak için kullanılıyor. Kategori teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kategori teorisi yani iyi bir şey düşünmüyorum. Aybüke Köroğlu, bütün kara delikler solucan deliği mi diye sormuşlar. Yani öbür tarafında ne olduğunu bilmiyoruz. Öbür tarafında bir ak delik varsa işte solucan deliği olacak tabii ki. Yani bu sorunun cevabını böyle vereyim. Joan Baez kategori teorisini fizik dahil her konuya sokuyor bugünlerde. Yani Deniz Salivan da sokuyor. A-Infinity teorisi diye olması lazım. Sokuyorlar. Fakat tabii bu adamlar kategori teorisinden önce o soktukları kısmı çok iyi bilen adamlar. Yani belli bir konuda çok iyi bilip yıllarca 20-30 sene teoremler ispatlamış adamlar. Şimdi onların genel hallerini yorumluyorlar. Yani ondan sonra yapılabilecek bir şey. Yani Deniz Salivan da aynı şekilde. Yani hiçbir şey bilmeden, hiçbir şey ispatlamadan ortadan ben kategori teoriciyim, çıktım piyasaya diye dolananları ben bahsediyorum. Yani o biraz havada kalan bir şey yani ondan sonra. Yani genellikle yapılan şey yani şeye benziyor. Mesela matematik eğitimi. Ondan sonra ben eğitimciyim, çıktım piyasaya matematik bilmeden matematik eğitimcisi oldum diye bir şey yok yani. Hani de, genellikle ne oluyor? 50-60 yaşından sonra matematik eğitimine yöneliyor bazı matematikçiler. İlginç yöntemlerle matematik eğitimlerini veriyorlar. Yani kitaplar yazıyorlar, değişik yöntemler yazıyorlar falan. Yani bu da böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim görüşüm o konuda bu. Evet, yeni öğrenmeye çalıştığım bir konu egzotik manifoldlar. Egzotik manifoldlarda difeomorfik özelliği ile ilgili fark homeomorf olup özellikle difeomorf olmama durumu. Nedeni ne ile ilgilidir hocam? güzel bir soru. Egzotik yani bu 1980'lerden sonra çıkmış bir 75'lerden sonra evet tabii Minor'dan sonra çıkmış bir kavram. Egzotik manifold kavramı. Nedeni ne ile ilgili? Nedeni yani nedenini bilemeyeceğim. Yani böyle bir durum peydahlandı 70'lerden sonra. Nedeni ne olabilir acaba? Diferansiyellenebilir ve türevlenebilir fonksiyonlarla sürekli fonksiyonların arasındaki farklar. Yani şöyle diyelim. Türevi birden fazla türevi olmuş gibi oluyor mesela. Öyle bir benzerlik kurabilirsiniz yani. Yanlış olacak biraz ama yani hani bir basite indirgeyip anlatmak isterseniz öyle bir şey oluyor. Yani birden fazla türevi oluyormuş gibi oluyor aynı sürekli fonksiyonu. Yani bununla söyleyebileceğim bu kadar. Evet, manifoldlar hakkında daha Emir Baysaz'dan manifoldlar hakkında daha çok bilgi öğrenebilmemiz için kaynak önerebilir misiniz? Yani şöyle diyeyim benim web sitemde diferansiyel geometri doktora yapmak isteyenler için kaynaklar diye bir bağlantı var. Oraya girin. Oraya detaylı bir şekilde yazdım. Yorumlar da yazdım kitaplar hakkında. Yani Loring 2'nun mesela kitabını ben beğeniyorum. Loring 2 Manifolds diye mi acaba? Differentiable Manifolds mu acaba kitabı? Sumut Manifolds mu? Benim sistemden bakın ismini. Loring 2. Çok güzel bir kitap. İşte eskilerde Spivak vardı. Onu biraz daha güzelleştirmiş Loring 2. Daha güzel olmuş. Orada kaynaklara bakın. Orada en güzel kaynakları koydum. Yılmaz Hoca Gratending olabilmek için daha önce matematiğin pek çok dalını çok iyi bilmek gerekir. Kategori teori de öyledir. Teşekkür ederim. Aynı o şekilde düşünüyorum. Benim yani büyük matematiklerde gözlemlediğim bu. Yani Deniz Salivan'dan gözlemledim. Yani başka adamlardan da gözlemledim. Yani daha çok o noktadan sonra varıyorlar işte. Yani bazı spesifik çok güzel problemler çözüp
yıllarca tecrübe kazandıktan sonra onlar niye böyle genel halde cereyan etti? Onları düşünmeye başlıyorlar ondan sonra adamlar. Benim gözlemim budur yani. Teşekkür ederim. Gromov'dan bahsetmiş. Yılmaz Hoca Gromov'a benzetme yapmış. Mikhail Gromov, çok soru için teşekkür ederim. Mikhail Gromov yani 21. yüzyıl mı oluyor? 20. yüzyıl. Evet, 20 ve 21. yüzyılın en büyük geometricilerinden birisi. Birçok alana giriyor ve darman duman edip çıkıyor adam. Yani ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Yani aslında onunla ilgili, sırf onunla ilgili bir popüler geometri konuşması yapılabilir aslında. Yapmak da isterim. Sorduğunuz için teşekkürler. Orada kısaca ondan bahsedeyim o zaman. Çok şahane bir geometrici. Yani spliklik geometriye giriyor, tamamen orayı değiştiriyor. Şu anda mesela tamamen Gromov teknikleriyle spliklik geometri yapılıyor. Yani bir tane makaleyle bütün alanı değiştiriyor. Geometrik grup teori diye bir alanı ortaya çıkartıyor neredeyse, yani bir makalesiyle. Şu anda geometrik grup teori alanı onun 2-3 makalesinin dolu dolu kullanan bir alan. İşte bu Perelman'ın ispatı singülariteleri çözdü. Perelman öyle ispatladı Poincaré sanısını. Orada işte Çiğgır-Gromov teori kullanıyor. Yani Gromov'un bir limitler singülariteleri, singüler manifoldların limitleri teorisini kullanıyor. Gromov-Hausdorff limitleri, yani o Gromov'un oluşturduğu bir şey. Orada da var yani, çok farklı noktalarda, yani bir 5-6 tane sayabilirim. Şimdi şu anda ilk başta aklıma gelenler bunlar. Daha da var yani. İlk başladığı Rusya'dayken, Rusya'dan Stoneburg'a gelmeden önce yaptı. Zaten Stoneburg'da tanınmasının nedeni o. Orada foliation'larla ilgili başlıyor zaten. İlk partial differential relations, foliations diye bir çalışması. Kitabı da var o konuda. Ya, o zamanki şeyleri çok topolojik bir şey. Orada şahane işler başarıyor. Yani onu görerek Anton Phillips, işte onu istiyoruz. Rusya'dan o gelmek. O daha Sovyetler Birliği dağılmadan geliyor Stoneburg'a. Köpeğini bile getirmiş yani o derece. St. Petersburg'dan geliyor. Öyle bir hikayesi de var, ilginç. Onu da anlatırız. O bir tanesi. Yani şu anda hepsini sayamadım. Çok şahane Lawson'la skalelilik üzerine çok güzel makaleleri var. Çalışmaları var. Yani beş başı mamur şahane bir geometrici. Türkiye'de, ülkemizde yeteri kadar tanınmıyor. Yani onunla ilgili bir yazı, belki Türk Mat'ta bir yazı veya belki bir gün bir video çeksek güzel olur yani. Onunla ilgili Marcel Berger'in makalesi de var. Bir matematikçiyle, bir geometriciyle tanışın diye. İki sayılı bir makale. American Mathematical Society Notices'de çıktı. Encounter a Geometer diye. Evet, zaten öyle bir makale yazılmış. Yani hani onun üzerine biz daha güzel bir şey yazamayız kesinlikle. Yani onu çevirmek güzel bir hizmet olur. Yani Matematik Dünyası dergisinde biri çevirip bassa mesela, çok şahane bir hizmet olur. Yani Encounter a Geometer. İki tane kısa makale, kısa. Yani aynı şekilde iki sayıda kısa yer verilebilir. Evet. Teşekkürler o yüzden sorduğunuz için. İnşallah bir gün öyle de bir program yaparız. Gromov'u memleketimizde meşhur yapılmasını bekliyoruz. Hadi bakalım. Selman Akbulut'un fake ve egzotik manifoldlar üzerinde de tanıtıcı konuşmalar yapılmalı. Selman Akbulut Türkiye Matematik Kulübü'nün yaptığı işte topoloji çalıştayında öyle bir konuşma yaptı. Kendisi yaptı. Daha farklı tanıtıcı konuşmalar da yapılabilir. Aynen. Güzel olur. Mehmet Emin hocamız, Mehmet Emin Özel. Aslında bir grup fizikçi arasında bunların bazıları Pascual Jordan'ın öğrencileri, kara deliklerin matematiksel kurgu olduğunu ve doğanın buna çare bulduğunu söylüyorlar. Çekilen fotoğrafta bir burning disk'tir. Diğer kara deliklerde hepsi yanan diskler olarak açıklanabilir diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani farazi olduğunu mu düşünüyor? Yani kandırmaca olduğunu mu söylemiş? Yani sorudan öyle bir şey anladım. Öyle iddia ediyor sanırsam. Yani eğer öyleyse soru, ona vereceğim cevap. Yani 1969 muydu işte Amerika'dan işte astronotlar Ay'a çıktığı zaman, işte şu anda Hollywood'da o bir sürü filmler çekildi sonradan. Yani bunlar işte uydurmadır. Arizona'da bu çölde çekilmiş bunlar işte. Bakın gölgeler şöyle, işte bayrak şöyle dalgalanmıyor. Şöyledir, böyledir filan. Yani bu bir safsatadır. İşte şöyledir.
bu fotoğrafı ben de çekerim deyip adam orada işte çölde zıplıyor, işte astronot fotoğraf şeyi giymiş elbisesi, orada fotoğrafını çekiyor. Bakın ha işte aydaki fotoğraflar oldum oldum falan diye. Böyle iddialar var yani, her konuda oluyor. Fakat yani tabii bu konuda, yani soru öyle bir soruysa, ben zannetmiyorum. Çok ben komplo teorilerine inanan biri değilim. Ondan sonra yani sorudan anladığım kadarıyla bu. Verebileceğim cevap böyle. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. O zaman başka soru Tamamdır. yoksa bugünlük bu kadar diyelim bu oturumumuz için. Tamamdır. Görüşmek üzere. YouTube Teşekkürler. yayınımızı görüşürüz hocam. Çok teşekkürler tekrar verdiğiniz bilgiler için. Yorum yok herhalde. YouTube'da yorumlardan da sonrasında yazabilirsiniz. Arkadaşlar video kaydedildikten sonra. Saat 2:30'da Zoom oturumumuzu tekrar başlatacağız. Evet. Yolladığımız ikinci oturum linklerinden. 3'te Mehmet Haluk Şengün hocamızın aritmetik sayılar ve aritmetik dizileriyle devam edeceğiz. Yılmaz Hoca son olarak bir şey sormuş. Fizikçilerin Heisenberg kedisi var, matematikçilerin kedisi var mı? Olabilir. Benimki şu anda yorganın altına girdi. Burayı karıştırmasın diye kaldırmadım mesela. Gelse şimdi buraları karıştırdı. Tabii ki var. Schrödinger'in de kedisi var. Yani onlar da var. Teşekkürler. Hadi bir dahaki konuşmada görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. Görüşürüz.